Hayırlı seferler olsun. Teşekkür ederim hepinizin. Öyle mi? Aynen, sabahları zor ısınıyor. Bu modellerinden yapıyor. Onlar değişecek. Gereken neyse yapalım. Yolcularımızı tamam. Mağdur etmeyelim. Tamam. Bizler de mağdur olmayalım. Tamam. İş arıyordum doğal olarak. Orada da bir burada çalışan arkadaş arkamda iş aradığımı duyunca dedi ki ne iş yaparsın? Dedim helalinden olan her ekmeğim peşinden koşarım. Dedi ki ehliyetin var mı? Var. Şoförlük yapabilir misin? Tabii ki de aslında dedim yani en çok istediğim şey şoförlük yapmaktır. Bir tutkunluk, bir aşinalık var. Bir araba sürmeyi seviyorum. Dedim yaparım neden yapmayayım? Dedi onun şoför olur musun? Olurum. Sıkıntı değil. Bursa olsun getirdi başkanımız da tanıştırdı. Sebep oldu. Öylelikle başladık yani. Kul kula sebeptir. O da bana bir sebep oldu. Tepkiler aslında değişikti. Böyle bir bakındılar. Nasıl olacak falan dediler. Yani dedim herkes anasını karnında öğrenmiyor. Sonuçta siz de dedim hani bu işi yapa yapa öğrendiniz. Biz de dedim siz öğrettiğiniz sürece yapa yapa öğreneceğiz dedik. Yapa yapa da öğreniyoruz çok şükür. Heyecanlı. Güzel. Güzel duygular aslında. Heyecanlı oluyorsun tabii ki. Bilmediğin bir iş, yapmadığın bir iş biraz heyecan oluyor. Çünkü can taşıyoruz sonuçta. Yolcularımız var. Tedirgin oluyorsunuz. Ama yapa yapa da insan alışıyor. Sonra alışıyorsunuz. Tepkiler çok güzel. Yani çok hiç öyle aman aman hani art niyetli bir tepki almadım bugüne kadar. Özellikle bayan yolcularım, özellikle akşam saatlerinde, iş çıkışlarında, bayanlarla böyle yalnız kaldığımızda kendilerinin çok güvende olduklarını, hissettiklerini söylüyorlar. Görenler çok şaşırıyor. Mesela dolmuşa el kaldırıp durdurup da abi şuraya gideceğiz mi deyip de aa abla pardon bilemedik kusura bakma diyenler oluyor, şaşıranlar oluyor ama çok güzel tepkiler de alıyoruz. Çok güzel bir duygu. Ayaklarımızın üzerinde durabilmek, helalimizle çalıştığımız sürece yani alnımızın terini akıtarak yaptığımız her işte ben bütün kadınların her işin altından gelebileceğini düşünüyorum. Ben severek yapıyorum. İnşallah bütün kadınlara öncülük oluruz. Cesaretli, yani cesaret gerektiren işler sonuçta bunlar. Korkacak bir şey yok. Herkes her işi yapabilir. Ben saygıyla, sevgiyle yapıyorum yani. Şimdi bu işe eşimin sayesinde başladım. Merak ettim. Daha doğrusu benim favorilerimden biridir. Araba sürme hevesim vardı. O şekilde başladım. Eşim de sağ olsun her zaman destekçim oldu, yardımcım oldu. Gidiyor. 6 aydır yapıyorum. Çok da gayet iyi gidiyor. Çünkü arabaya alıştım. Yani insanlara alıştım. Ve bu şekilde de yani insanlar benden memnun. Ben de insanlardan memnunum. Şaşırıyorlar, hayran kalıyorlar.
kadınların artılmasını istiyorlar bizden. Yani teşvik etmemizi istiyorlar. Örnek olarak gösteriyorlar. Ve çok da mutlular yani, daha da çok artsın. İşte erkeklerden daha iyi olduklarını söylüyorlar. Yani hediye olarak çiçek veriyorlar. Nazar boncuğu takıyorlar, nazar değmesin diye. Övgü veriyorlar genelde. Sürekli benim arabama binmek isteyenler var. Hani devamlı karşılaşmak istiyorlar. Bir şey diyemiyorum yani. Hani saatlerimi soruyorlar. Yani ne zaman, işte kaçta çıkıyorsunuz, nasıl yapacaksınız, numaramı isteyenler oldu. Çok güzel bir duygu. Bayana daha özgüveni artıyor. Bu konuda kendime güvenim daha çok arttığını hissediyorum. Yani güçlüyüm. Çalışınca daha güçlü oluyorum. Yani kendimi her zaman motivasyon yapıyorum. Bayanların da her şey yapacağını göstermek için biz çıkıyoruz. Onların da çıkmasını isterim tabii ki. Onların da el ekmek tutması lazım. Yani eşlere bağlı kalmamaları gerekiyor. Bayanlar bize başvuruda bulundular. Çalışma istediklerini söylediler. Biz konumu anlattık. Erkeklerle beraber çalışacaklarını, zorluklarını anlattık. Kendileri dediler biz bunu yaparız, başarırız. Öncelikle biz tabii ki yardımcı olduk ama kendilerinin çok büyük başarı elde etmeleri sonucunda bu işi çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Bulunduğumuz hat üzerindeki çalışmalarda da yolcularımız konumunda da yolcularımız da çok memnun. Ayrıyeten trafik kurallarına da tamamen %100 diyebiliriz riayet ediyorlar, kolaylık sağlıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.